vatanın da vatan olabilmesi için bunların, akıtılan kanların büyük değeri var. Rabbim boyunlarımızı büktük, sana yöneldik. Ya Rab, dualarımızı kabul eyle. Ya Rab, şu mübarek günde, Kurban Bayramı'nın arifesinde, şu güzel mekanda kullarım olarak ellerimizi açtık. Şehitlerimizin huzurunda sana yalvarıyoruz. Ya Rab, bizi senden başkasına yalvartma. Şehitlerimizi ziyaret ettik ve ailelerimizle, şehitleri ziyarete gelen ailelerimizle hem acıları paylaştık hem de bayramlaştık. Gerçekten onların bu vatan için dökmüş olduğu kanların karşılıksız kalmadığını görmek, bu ülkenin bu kanlarla birliğe, beraberliğe doğru gittiğini görmek ve bayrağımızın dalgalandığını, vatanın her karışının Türk devletinin hakimiyeti altında olduğunu görmek ve bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün teminatı olan bu şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Ve özellikle Cenab-ı Allah'ın o bir dünyada da bizlere şefaatlerinden yararlandırılmasını diliyoruz, umuyoruz. Tabii şehitlerimizin yakınları, çocukları bizlere emanet. Bu millete emanet, devlete emanet. Devlet de, milletimiz de, hükümetimiz de son dönemlerde almış olduğu kararlarla gerçekten şehitlerimizin yakınlarına yakışan şekilde sahip çıkıyor. Bundan sonra da sahip çıkacağız. Ve baktığımız zaman son dönemlerde özellikle terörle mücadelede büyük başarılara imza attık. Daha terör eylemleri başlamadan yakalamaları artırdık. İnlerine girdik, girmeye devam ediyoruz. Gidemediğimiz veya mücadele edemediğimiz hiçbir nokta yok. Bu mücadeleyi daha da hızlandırarak, daha da etkin şekilde kullanarak devam edeceğiz. Biliyoruz ki bu ülkede yaşamanın bir bedeli var ve bu ülke ucuz bir ülke değil. Bütün şer güçlerin bu ülke üzerinde hesapları var. Bu hesapları da bozmak adına gerek güvenlik güçlerimiz, gerek Cenab-ı Allah'ın yardımıyla milletimiz gereken cevabı veriyor. Biz kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz sürece, birbirimize sahip çıktığımız sürece, ülkede barışı ve huzuru hakim kıldığımız sürece, güvenliği sağladığımız sürece bu emelleri de boşa çıkartacağız. Şehitlerimizin de arzusunu yerine getirmiş olacak.